Galatasaray Spor Kulübü'nde sporculara özel tasarlanan ürünler yargıya taşındı. Söz konusu ürünlerin internetten usulsüz şekilde satıldığı iddiasıyla açılan davada sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Zararın yıllık yaklaşık 1,5 milyon avro olduğu düşünülüyor. Galatasaray Spor Kulübü'nde imzalı formaları açık arttırmaya çıkardılar. İddiaya göre sporcular için tasarlanmış sezon ürünlerini ikinci el satış sitelerinde sattılar. 2021'de Burak Elmas'ın başkanlığı döneminde sezon ortasında formalar tükenince tespit çalışmaları başlatıldı. Ürünlerin çeşitli şekillerde Florya Metin Oktay tesislerinden dışarı çıkarıldığı anlaşıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada aralarında kulüp çalışanlarının da olduğu 6 kişi hakkında 17,5 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Kulüp görevlisi 4 kişi ve onlarla bağlantısı olduğu düşünülen 2 şüpheli suçlamaları reddetti. Savunmalarında futbolculara maçlarda kullanmaları için verilen malzemelerin maç sonunda görevlilere hediye edildiğini, birbirlerini de tanımadıklarını öne sürdü. Evinde spor kulübüne ait 2443 ürün bulunan sanığın sözleri dikkati çekti. Sanık yaptığı savunmada koleksiyoner olduğunu yazarak kulüp yöneticilerine mesaj attığını, bu şekilde normalde satışı olmayan profesyonel ürünleri temin ettiğini söyledi. Mesaj taslağını mahkemeye sundu. Koleksiyoner olduğu için evinin bir odasını Galatasaray ürünlerine ayırdığını iddia etti. Duruşma 13 Nisan tarihine ertelendi.